Bu da ben. Şu an Flormar dükkanı gibi. Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Sonunda şu arkadaki dağınıklığı düzelteceğim. Sonunda makyaj koleksiyonumu düzeltiyorum, temizliyorum. Artık bu arkayı toparlıyorum falan gibisinden bir video çekeceğim. Kendim de siz de bayağıdır bekliyorsunuz ama benim birkaç işim vardı ki bu bir haftadır video atmıyorum. Farkındayım. Normalde düzene oturtmuştum ama gerçekten çok fazla işim vardı. Hiç evde olmadık. Olsak bile tekrar çıktık geldik vesaire derken bir ton işim vardı. İşte elektrik, su, ev, bilmem ne, evrak işleri falan filan. Neyse siz anladınız işte. Yani günlerdir onunla uğraşıyordum. Bir de randevu sistemleri çalışıyorlardı. Ona göre aldım hepsini. Derken bu videoyu bir türlü çekemedim. Hazır fırsat varken şimdi çekeyim diyorum. Hava kararacak büyük ihtimalle ama ben ondan sonra belli bir kısımdan sonra ışığı yakacağım. Haber vereyim size ona. Şimdi gün ışığından yararlanmaya çalışacağım. Yani burası da var ama burası zaten düzenli. Bir taneler de burada tekrar varsa buraya koyacağız. Burayla ilgili bir şey yok. Belki sileriz. Onun dışında çekiliş ürünleri bu kısımda. Bunlar ayrı. Bu da ben. Evet. Şimdi buraya geçiyoruz. Burada. Burada bayağı bir dağınıklık var. Gözlükler, parfümler falan kaldıracak. Bunlar boş şişe. Bunları atmıyorum. Şu anlık atmıyorum. Ama atacağım çünkü yeni parfümler almam lazım. Gidip, ay bu çok kötü ya. Bundan görürseniz almayın. Gerçekten çok kötü. Bunu defaktan aldım. Berbat ama bunun bir diğer rengi var şurada. Bu çok güzel. Neyse işte bu boşları atacağım ama ilk önce yerlerine yeni parfüm almam lazım. Burası boş kalsın. İstemiyorum. Fırçalar düzenlenecek. Burası komple dağınık. Aa bu yeni geldi bu arada. Neyse bundan bahsederiz birazdan. Ay bir açtım hepsi geldi şu an. Aa sürekli geliyor. Bak burası böyle. Burası karman çorman. Burası zaten berbat. Yani çoğu yer berbat durumda. Burası da öyle. Bunlar hepsi için beraber düzelteceğiz. Üç çekmeceye dokunmayacağım çünkü burada çoraplar falan var. Diğerlerinde iç çamaşırı var. O üç çekmecenin dışında bütün hepsini düzelteceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi ilk bu kısımdan başlayacağım. Buraya yerleştirmem gerekenleri yerleştireyim. Bunu böyle mi yerleştireyim? Tamam. Burada bir tane lip balm var. Bunu size aldım. Hazır bu videoyu gösterirken şunu da söyleyeyim. Ben bu videodan sonra Instagram'a çekiliş başlatayım en iyisi. Çünkü bayağıdır ürün biriktiriyorum. Bu arada bu Seda'nınki, bu benimki, bu da sizinki. Evet bu sizinkisi tertemiz olan. Ben kullandım kendimkisini. Çekilişi başlatmak istiyorum ama Instagram'da galiba artık bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Ürünleri paylaşırken telif hakkı falan gibi telif atıyorlarmış ve postlar kaldırılıyormuş. Ben daha bu olaylardan sonra paylaşmadım böyle bir şey başıma gelmedi çekiliş için. Ama böyle bir şey duydum. Bilmiyorum. Ben bir postu paylaşırım. Baktım kaldırılıyor. Instagram kaldırıyor postu. Onu farklı bir şekilde yaparız. Olmadı kendi resmimi atarım. Her gün story'de atacağım çekiliş falan koyarım. Ne bileyim o şekilde onun altına yorum yaparsınız. Öyle bir şey çıkarsa. Bunu falan alacağım. Bunlar Seda ile benim. Şurada olacak. Böyle ayıralım. Bunu da bana gönderdiler. Çok mutlu oldum. Kalıcı oje seti bu. Bunu beraber videosunu çekeceğiz. Aynı işte bu kirpik liftinginin kaşla yaptığımız gibi ki kirpik liftingini de en kısa zamanda çekeceğim. Çünkü merak ediyorum ve çekmemi isteyenler var bundan dolayı. Bununla birlikte deneyeceğiz kalıcı ojeyi. Güzelse bayağı iyi olacak. Çünkü kalıcı oje artık günümüzde neredeyse 100 kadının 50'si kalıcı oje ya da protez yapıyor. Protez bir şey diyemeyeceğim protez için. Zaten ben protezi normalde yaptırmazdım ama kalıcı oje istiyordum özellikle beyaz renk için. Beyaz renk çok güzel duruyor ama biliyorsunuzdur sürenler bilir. Oje de berbat duruyor normal bir oje de. Belki bunda güzel olur. Buranın her şeyi düzenli. Hiçbir sıkıntı yok. Evet burası tamam. Şimdi tozunu alalım. Bu da çok güzeldi. Ve bittiler. Ama o kadar güzel kokuyorlar ki size anlatamam ya. Çok güzel kokuyorlar. Ah parfüm. Çok seviyorum ama işte bitirdim deli gibi. Şu an deli gibi kullandığım bu. Bu da bitecek zaten. Gidip tekrar almayı düşünüyorum. Üzerindeki yazı bu şekilde. Umarım gözüküyordur. Gerçekten çok güzel. Bu da bitti sayılır zaten. Tekrar almayı düşünüyorum. Bu da çok güzeldi ama bundan sonra şu ikisini daha çok sevmiştim. En fazla bir aya. Gidip parfüm almak istiyorum. Hem Zara'dan istiyorum. Zara'nın parfümlerini seviyorum. Üniversiteyken kullanıyordum. Çok da pahalı olmuyorlar bence. Yani bunlarla neredeyse aynı arada 20 TL falan 30 TL fark oluyor. O kadar çok fark olmuyor. Ve Zara'nın parfümleri çok güzel. Özellikle de böyle beyaz bir şişesi vardı. Toz pembe. Bilirsiniz zaten. Aynı böyle kare şekildeydi. Bu şekilde bir şeydi. Için. Bunu da nereden aldım hatırlamıyorum. Aa
Mecbur'dan mı aldım? Bim'den mi aldım? Bir yerden aldım bunu ama hiç hatırlamıyorum. Trendyol'da falan da var bu. Ama orada fiyatı biraz daha pahalı benim bildiğim. Evet evet pahalı orada, öyle hatırlıyorum. Aa, Trendyol'dan ailem geldi. Ben size gösterdim mi? Instagram'dan gösterdim ama buradan hiç göstermedim diye hatırlıyorum. Şu şekilde. Çok güzel. Boyu 1.45 ama benim işimi görüyor. Şöyle rujları üzerinden sileceğim. Çünkü burası zaten düzenli, hiç bozmuyorum. Ne zaman alsam direkt alıyorum. Ve geri yerleştiriyorum. Bunların hepsi tamamen düzenli zaten. Bunun içerisinde de uzak kalemlerim vesaire var. Burası bu şekilde bitti. Sıra şimdi şu alt gözlerde, şu kısımdan başlıyorum. Bu kısımda lip glosslarım var. Bunları nasıl yapacağız? Aşağıya koymam lazım. Sileyim. O şekilde geri yerleştireceğim. Sırayla hepsini alacağım. Dediğim gibi zaten yerlerin herhangi bir oynama falan yok. Şuradakiler benim. Bu benimkiler değil. Pardon. Bunlar benimkiler. Bunlar benim. Bu Seda'nın glossu karışmış. Şu Seda'nın. Şunlar benim lip glosslarım. Bunlar da Seda'nınkiler. Seda ile benim glosslarım karışmasın. Yanlara koyacağım. Şimdi şunun içini sileceğim. Aylardır silmiyorum ki zaten gördüğünüz gibi hala tertemiz. Ben yine de sileceğim. Öyle çok toz almıyor. Bunların üstü açık olduğu için, kapaklı olduğu için herkes acaba toz alıyor mu falan diyor. Alırsa sadece açık kısmı neresiyse oradan biraz toz alıyor. Onun dışında öyle aşırı bir toz alma durumu yok. Tozlanmıyor yani öyle aşırı. Bu rafta lip glosslarım ve çok fazla kullanmadığım rujlarım var. Seda'nınkileri buraya koyacağım çünkü karışmasın lip balmları. Benimkileri de bu tarafa koyacağım. En küçük Golden Rose'ları seçiyorum bu rujlarımı. Glossları ayıracağım. Bunlar gloss. Bunlar rujlarım. Full gloss oldu. Şu La Fera'nın rujları. Allah'ım bunları bilirsiniz ya. Beni ilk baştan beri takip edenler bilir. La Fera'nın rujları bunlar. Üniversitem var ya, bu La Fera ile geçtim. Avon'unkileri de alalım şöyle. Avon'un rujları. Bu benim ilk aldığım çakma rujlardan ve rengi çok güzel bir renkti. O yüzden hala saklıyorum. Normalde böyle şeyleri atıyorum ama yani bunu saklıyorum çünkü neden olmasın? Glosslarımın hepsi bu kısımda. Hatta şöyle getireyim. Bunların hepsini ayıracağım şimdi. Bunlar şeffaf olanlar. Şu şeffafları alayım. Sıramız tamam. Sıra ikinci de. Evet. İkinci sıramızda. Burada neler var? Pudralar, allıklar ve kapatıcılar falan var burada. Bunu da çıkaralım. Şunları bir ayıralım. Bu pudra. Pudra ayrı dursun. Allık, allık. Bu allığım kırıldı. Bunu acil preslemem lazım. Toplayayım ben bir. Bunlar kapatıcılarım. Şimdi buraya kaş ürünlerimi koyacağım. Bu buraya sığmadığı için böyle koyacağım. Pudra orada dursun. Bu da diğer pudra. Kendi koyduğum pudra. Allıklar. Yeni aldıklarım. Bunları daha hiçbirini denemedik. Essence'im var. Pastelin iki aldım da aldım. Hiçbirini daha denemedim. Bunları da birlikte deneyeceğiz. Bunu nereye koymuşum bilmiyorum. Her ne halttaysa. Bak burada allık var. Bunun burada olmaması lazım. Burada pastelin yine iki aldı var. Ben pastelin aldıklarını seviyorum herhalde. O yüzden yenilerini de aldım ama hala deneyemedim. Evet bu da tamam. Bitti. Bunu da yerleştiriyorum. Bu çok ağırdı işte.
Bu cidden ağır. Bak burada allık var. Bunun burada olmaması lazım. Bunu kaldırıyorum. Ve bronzerlar ve highlighterlar da burada. Bunu birazdan yine kaldırırım. Kontür paletlerim falan da burada. Buradalar. Bunları komple çıkaracağım. Bu highlighter değil. Bu teklif var. Bunu kaldırıyorum. Bunun içerisinde kontür, bronzer, ikili ürünler, tekli ürünler, üçlü ürünler, her şey var. Burada da kullanmadığım ürünler var. Var da var anasını. Şimdi bu kontür, bu XP. Bak bunu gerçekten seviyorum. Normalde XP'nin ürünlerini sevmem ama bunu seviyorum. Bu kalacak. Sonra bu da kontür. Coco Chanel'in kontürü. Bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Krem kontür. Hatta bak bu daha pahalı. The Pink'in kontürü. Bu daha pahalı. Bu daha ucuz ama bu çok daha iyi. Bu o kadar mükemmel değil. Bunu yeni aldım. Hala denemedim. Cecile diye geçiyor galiba. Açamıyorum da. Kapalıymış daha bu. Açmamışım ki. Neyse tamam. Bu da highlighter paleti galiba. Onu da deneyeceğiz. Revolution'un paleti. Bu da kalacak. Sonra yine kontür paleti. Toz kontür. Bu da burada duracak. Bunların içerisi kontür ve highlighter vesaire dörtlü paletler. 5 TL falan almıştım ama mükemmel bir highlighter bence. Günlük kullanıma da uygun. Yine en sevdiğim e-shoplarda falan satılıyor. Şöyle markasını göstereyim. Bu highlighter çok ucuz almıştım. Şu an biraz pahalıdır ama çok güzel. Bu da highlighterları da buraya koyacağım. Şimdi bunlar sadece highlighter olanları topluyorum. Bunlar sadece highlighter. Bronzer burada. Bu da bronzer. Bunlar da bronzer ve kontür. Bunlar ikili. Bu ikilileri ayıracağım. Böyle olsun artık. Yapacak bir şey yok. Bunu da kaldıralım. Highlighter, bronzer hepsini bu şekilde ayırdık. Bunu da kaldırıyoruz. Sıra bu. Sonra şöyle far palet var. Sonra bir de böyle. Bu far paletlerini sonra ayarlayacağız. Bunlar kalsın. Şu kirpikleri bir kaldırayım. Bunlar yer kaplıyorlar. Çok çok karışık zaten. Bunu kullanmam lazım yeni ürünlerde. Bu buraya ait değil. Bunu almıştım. Sözde size çekecektim yeni ürünlerde. Naşita'nın süngerleri kullandım ve gerçekten çok güzellerdi. Bu da çöp şu an. Şimdi maskaralarımın hepsini alıyorum. Bu eyeliner. Bu eyeliner Inglot'un eyeliner. Instagram'dan takip edenler biliyor. Alalı belki de bir sene yakın olabilir bilmiyorum. Ben bunu kaybettim ve aldığım dahi hatırlamadım. İstanbul'dan getirmişim. Buraya karışmış. Geçen kullandığım bir şey söyleyeceğim. Yani hayatımda kullandığım en güzel eyeliner bu eyeliner. Gerçekten. Bir bu bir de başka bir tane daha var. Bu da burada dursun. Bu da tamam. Şimdi gelelim far paletlerime. Bunlar birbirine girmişler. Far paleti gerçekten çok güzel. Bunu ayıracağım. Daha sonra yine Revolution Pro'nun. Bunu da çok seviyorum. Çok ucuz almıştım. Bunu da ayıracağım. Bu burada da durabilir aslında. Şöyle ikiye ayırmak istiyorum. Şu ilk aldığım far paletlerinden biri. Far paletleri belki üniversitede aldım. Dedim ki böyle şeylerin bazılarını saklıyorum. Genel olarak çakmalıklarım da vardı. Replikalıklarım atıyorum ama bunu saklıyorum. Bunu seviyorum bilmiyorum. Öylesine saklıyorum işte dediğim gibi. Sonra bu da çakmaydı. Ama bunun renkleri çok güzel. Yani Bakırköy pazarından 15 ya da 20 TL'ye aldım. Mükemmel. Sonra bunu da seviyorum. Bu da Maybelline'in far paleti. Bunu da buraya koyacağım. Aa bak bu da çok güzel. Bu da Technique'in far paleti. Az önce gösterdim highlighter'ında. Bu da Eve Shop'larda. İlk orijinal paletim. Buna deli gibi para vermiştim. Bakar mısınız? Saklayacağım yani. Atmayı düşünmüyorum. Böyle şeyleri seviyorum. Bazı şeyleri atıyorum ama bunları atmayacağım. Bu çok güzel bir far paleti değil ama uygun fiyatlıydı The Pink'in. O yüzden almıştım. Bu da Revolution'un bu efsane bir far paleti. Yani hepsi ışıltılı.
şekilde yeter o zaman. Bunu kaldıralım böyle. Sıra bu küçüklerde. İlla ki biliyorsunuzdur ama kırmışım. Bunu acil preslemem lazım. 04 olması lazım. Doğru mu? Kiko'nun 04 numarası. Şurada yazması lazım. Silinmiş ama ben bunu çok çok seviyordum. Küçük far paletlerini de alıyorum buradan. Aa bak bu da Kiko'nun far paleti. Bu da çok güzel. Şimdi sırada bunlar var. Neyse tam burada kaldım. Sonra bütün Golden Rose, Flormar. Bunu da böyle koyalım. The Penguin paleti. Bu da burada dursun. Essence'in paleti. Bu da burada dursun. Sonra Sticker'ın far paletleri ve Wet n Wild'ın. NYX'in far paleti de burada dursun. Aa bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Eğer AliExpress videomu izlediyseniz bilirsiniz far paletim. Bunu AliExpress'ten almıştım. Bu da bitti. Şimdi sıra ojelerde. Asıl berbat olan kısımda. Aha da asıl sorun bunlar. Bunları marka marka ayıracağız. Çok fazla var. Ay kırılacak diye korkuyorum. Not falan buraya. Şu Flormar'ın full color'larını bir atayım şuraya hızlıca. Yeni aldıklarım da var. Daha kullanamadım. Şöyle Flormar'ları şöyle bir alayım hızlı hızlı. Pasteli buraya atacağım. Çok ağır. Şimdi bunları kendi içinde ayıracağım. Hele full color'a bak ne kadar çok var. Bayağı var. Her rengi var neredeyse Flormar'ın. Burası şu an Flormar dükkanı gibi. Kaldırıyorum. Bu çok ağır. Sıra burada. Notun jelerini diziyorum hızlıca. Bunlar da törpler, fırçalar, desenler için kürdan. El kremlerimi kaldıracağım. Asitonu da kaldıracağım. Çünkü buraya sığmıyorlar. Bu da bu şekilde bitti. Bir şey söyleyeceğim. Başım ağrıyor. Zaten akşam oldu. Işığı yaktım da ben. Burayı komple bitirdim. Sonunda bitti. Son olarak burada 1, 2, 3, 4. Yaptın mı? Gelirim ona göre. Tamam. Yemek yiyeceğiz. Son olarak şu 2, 4. 4 sıra kaldı. Diğerleri zaten iç çamaşırı ve şey var demiştim size. Çorap iç çamaşırı ve düzleşici falan var. Karışık olanlar bu kısımlar. Üst tarafı bitirdik. Öyle. Bu kadar. Geliyorum ben. Bu ilk sırada cilt bakım ürünü var. Bunları alacağız, ayarlayacağız. Bu şeyler dursun. Sonra burada da cilt bakımı ya da saç ürünleri var. Bu üçünü de koyayım ben bir. Daha sonra bir de yine burada bacak şey falan filan var. İşte birbirine girmiş bu. Üç sıra cilt bakımı, saç bilmem ne hepsi bunlar. Size göstereyim ve ben içeri kaçayım hemen. Daha sonra bunları ayarlarız. Ay bitti. Sonunda. Bu görünen 3 sıra birbirine girdi. Bunları ayarlayacağız. Bu benim ayak törpüm. Mükemmel bir şey. 5 TL'ye gratisten aldım. Gerçekten tavsiye ederim. Bunları ayıracağım hızlı hızlı. Bitmiş zaten. Bu niye burada? Bu çöp. İçerisinde bu vücut fırçalarımı, serum kremini, işte ıvır zıvırı koyacağım. Ağdaları, vücutla ilgili şeyleri bunun içine koymaya çalışacağım. Bu da Eda Taşpınar'ın vücut spreyi. O da burada duracak.
elba ayak. Bu da elba ayak. Bu bana gelmişti. Ayak, el, ağda türlü şeyler buraya. Şimdi bunu silelim. Buraya saç ürünlerini koyacağım. Bunlar okey. Sıra olarak tamam. Şimdi cilt ürünlerine geldi sıra. Tarihi geçti benim bildiğim. Florma'da şöyle peeling mendil diye bir şey var. Bunun tarihi geçti zaten. Kaldır at onu. Bunların da tarihi geçti. İsana'nın. Bu da çöp. Güzeldi ama şu an çöp. Burada abuk subuk her şey var. Ama ne neye yarıyor bilmiyorum. Klasik kullandığım L'Oreal'in maskeleri. Birisi peeling maskesi. Diğeri de eşitleyici maskesi. Bunları da kullanıyorum. Daha sonra siyah nokta burun bantlarını. Şöyle koyalım. Şöyle kremler var. Kremlerin ne halt ayırdığını bilmiyorum. Bazıları Seda'nın kremi, bazıları benim kremim. Fusidin krem. Bunu biliyorsunuzdur. Sivilce yapmasın diye ağdadan sonra kullanıyorum. Madecassol krem arada bir kullanıyordum eskiden. Çünkü şu an artık serumlarım var leke için. Ama belki yine kullanırım diye duruyor. Fito krem de aynı şekilde. Öyle bu neye yaradığını bilmiyorum. Bu Seda'nın. Ama bu bitti. Bu da bitenlere gidecek. Burada hala duruyor. Salisilik asitli pet. Sonra nemlendirici kremi. Bak bu nemlendiriciler dursun. Bunu bir daha kullanmam dedim. Niye burada? Bu da çöp. Hatta ben bunu size göstermiştim. Bir daha buraya getirdim. Belki kullanırım diye. Leke için bu hiçbir alta yaramıyor. Bunlar dursun. Ben bunlarla ellerimi nemlendireyim. Daha mantıklı. Bunu buraya koyayım. Daha sonra şöyle bir peeling var. Bunu almıştım. Kullanmadım hala. Bunu bir ara kullanacağım dedim. Bilmiyorum hangi ara kullanacağım. Sonra böyle bir nemlendirici var. Bunu kullanırım. Bu da dursun. Aa, güneş koruyucum. Bak bu bebek gibi bir güneş koruyucu. Gerçekten bunu alın. Herbaderm'in güneş koruyucusu her çeşidi var. Ben bayıldım. Yani sivilce içinde var, leke içinde var. Ben leke için olanı aldım. Bir daha alacağım indirimde görürsem. O da burada dursun. Böyle kolajenli krem hiçbir altı aramıyor. Bunu da elim için kullanacağım. Böyle kullanmadığım kremleri artık çöpe atmıyorum. Eskiden atıyordum. Artık elim için kullanıyorum. Bu üçü de artık tamam. Cilt bakım, saç, vücut, ayak, ağda ve son olarak fondötenlerim. Zaten bunların sayısı mayısı her şeyi çok çok fazla. Az ve bozulanları atacağım artık. Fondöten çok fazla almıyorum. Zaten farkındasınızdır. Ki kullanmamaya da çalışıyorum. Ben bunu ne yapacağım? Bu kaldı orta. Buna bir şey söyleyeyim. Kullanmıyorum artık. Burası açık olduğu için süngerim. Bunu kullanacağım. Bu burada dursun. Bunu deneyeceğiz. Bunu ben bu köşeye koyayım. Deneyeceğim ürünler arasına. Sonra sevdiğim fondötenler. Biolis. Bunları buraya koyuyorum. Büyük ihtimalle bunu da elim için kullanırım. Böyle şeyleri niye elim için kullanıyorum bilmiyorum. Drop fondöten. O da buraya ait. Bunu da seviyorum. Daha sonra en sevdiğim fondöten arasında bundan tekrar alacağım. Tekrar alacağım galiba. Revolution Pro'nun damlıklı fondöteni. Bunu da seviyorum. Wet n Wild'ın bu fondöteni. Tarihi var mı? Tamam. Tarihi de var bunun. Bu da kalacak. Ama vazgeçtim. Bunu atıyorum. Zaten kullanmıyorum ki. Gerek yok. Sevdiğim bir diğer fondötenler L'Oreal True Match. Bu ablamın koyu renk, bayağı koyu renk. Dursun dedim belki bir şeyde kullanırım. Bazları biraz da kaldırayım. Şunlar en sevdiğim bazlar. Bazlarda galiba sevmediğim ve atacağım çok fazla yok. Şu an elimde sağlam olan galiba bu kadar baz. Biri Farmasi'nin bazı. Seviyorum Farmasi'nin bazını. Daha sonra Essence'ın bazı var. Bunu da seviyorum. L'Oreal'in Glow Cherry'leri ve Maybelline'in Face Studios. Bunları seviyorum. Fondötenle devam ediyorum. Bir diğer sevdiğim fondötenler Maybelline Fit Me. Bunlar bozuldu galiba ya. Üf, bu bozuldu. Tamam, bu bitti zaten. Öldü bitti bu. NYX'in Profiler bazı. Gözene küçültücü baz. Mükemmel. Daha sonra şöyle bir baz da var. Mat bazıydı bu. Wet n Wild'ın ama artık ciltte mat sevmediğim için. Mat sevenler için bu güzel bir baz ama ben artık mat sevmiyorum. Essence'ı yeni aldım. Bunu bugün kullandım. Yapısı güzel. Şu anda cildimde bu var ama bununla birlikte bir diğer fondöteni daha karıştırdım. Hangisini karıştırdım biliyor musunuz? Şu Revlon'u karıştırdım. Çünkü bu çok koyu geliyor bana. Bayağı koyu geldi. Çok az katmama rağmen ama yapısı gerçekten güzel. Açık rengini almayı düşünüyorum. Ben bana şey olur diyordum. Yani koyu olmaz diyordum ama bayağı koyu oldu. 20 numarası. Bu arada. Bu L'Oreal'i de seviyorum. Fondöten olarak Revlon'u da seviyorum. İkisini de buraya koyuyorum. İkisi de gerçekten çok güzel. Ay bu da çok güzel. Bu da bitti sayılır. Çok az var içerisinde. Rimmel London'ın fondöteni gerçekten çok çok güzel. Flormar'ın fondöteni çok güzelmiş. Çok sonradan anladım. Kıymetini çok geç anladım. Daha sonra BB kremler. Farmasi'nin BB kremleri. İkisi de çok güzel. Bunu saklamamın anlamı yok. Şişmiş zaten. Çok saçma bir hale aldı. İlk zamanlar anlamıyordum. Kapatıcılığı falan güzeldi. Yani çok anlamda güzel bir şeydi ama galiba bu sivilce yapıyordu. Ben ilk baş anlayamamıştım. Zaten kullanmıyorum da uzun zamandır. Bu da çöp. Notun BB kremi güzel ama çok koyu.
Ay bayağı koyu. Yani ancak fondötenlerle falan karıştırırsam kullanırım. Niye şimdi elime sürdüm bilmiyorum. Evet, bu da bitti. Bunu da yerine kaldırıyoruz. Sonunda bitirdim. Şimdi size tek tek göstereceğim neler var, neleri yaptım. Sizin görmediğiniz kısımda ben masanın üzerindeki eşyalarımı da yerleştirdim. Ondan sonra yedekteki olan ürünlerini de yerleştirdim. O zaman ilk başta ne yapalım biliyor musunuz? Ay sivri cam meydana çıktı. Çünkü yüzümde var ya saatlerdir makyaj duruyor. Ta sabahın kaçında yaptım ve saat şu an kaç. İyice belirginleştirmeden ben size yedekteki ürünlerimi gösteririm. Ondan sonra zaten devamını gösteririm. Yedekteki ürünlerim dolabın içinde bu şekilde. Daha şöyle çekilebilirsem şunu şöyle alayım. İşte burada maskaralarım ve daha çok maskara var. Burada maskara, ruj falan var yedekte. Burada işte yüz temizleme jellerim ve tabii ki de toniğim. Saçım için Hint yağı var. Sünger bulabildikçe ucuza aldığımda böyle yedekte tutuyorum. Sonra buralarda işte saç ürünleri, şampuanlar, sabunlar, aseton uygun buldukça alıyorum. Bu kısımda pamuklarım olabildiğince fazlaca var. Islak mendillerim. Buna yeniden başladım selülit kremine. El kremim bir tane. Daha sonra iki tane yedekte var. Biri küçük, biri büyük. Bu şekilde. Burası bu şekilde. İşte burada ıslak mendilim, bilgisayar ve gözlük için, ayna için mendiller var. Takılarımın fazlaları burada var. Burada da pamuklarım vesaire var. İşte böyle çok daha iyi oluyor. Mesela pamuk alt kısımda. Burada normal makyaj temizleme pamuğu ve kulak çöpü var. Burada da fırçalarım var. Makyaj temizleme suyum, tokalarım bu kısımda var. Ardından bu kısma el kremi olarak kullanabileceğim bütün her şey var. Yüzümde sevmediğim ürünler burada var. Mesela el kremi, yüzüm için kullandığım birkaç ürün. Ama el kremi olarak kullanacağım yine aynı şekilde. Burada da bıyıklarımı, kaşlarımı aldığım ürünler. Dediğim gibi burada el kremle. Ardından bu hiçbir yere sığmadığı için buraya koydum. Asetonum ve deodorantımda vücut kremim burada var. Bunlar hemen elimin altında çünkü bunları rahatlıkla kullanabileyim diye. Ayrıca güneşten falan burcama açtığımda bir zarar gelmeyecek ürünler. Asıl göstereceğim şu an kısım burası. Bütün makyaj malzemelerim falan benim burada. Tabii şu anda bu ışıktan dolayı tamamen gözükmeyecektir. Buraya bu şekilde bir ışık taktım. Gayet güzel duruyor. Böyle göstereyim birazcık istiyorum. Birkaç tane tabloyu buraya astım. Normal duvar asacağım ama şu an tam oda istediğim gibi değil. O yüzden asmayı düşünmüyorum. Bunun 2 tane 3 tane daha takım olarak var. Gözlüklerimi hep buraya astım. Birkaç tane daha gözlük almayı istiyorum. Trendyol'da özellikle biliyorsunuzdur belki. Burada ikili gözlükler var. Bayağı uygun fiyata böyle kedi gözlük gibi tarzda şeyler var. Benim şu an arkadaki olanlar gibi böyle tutuyorum ama artık yapacak bir şey yok. Onlardan da almayı düşünüyorum. Onları da aldıktan sonra buraya asacağım. Şimdi ışığı kapatayım. Yüz fırçalarına sığmayan fırçalarım. Fondöten fırçam ve süngerlerim var. Dediğim gibi buradaki fırçalar artık sığmıyordu. Tabii şu an sığar çünkü pis olan fırçalarım vardı az önce gösterdiğim yerde. Burada da arkasında da küçük göz fırçalarım vesaire var. Burada parfümlerim var. En kısa zamanda buraya doldurmayı düşünüyorum. Gidip parfüm alacağım. Bunlar bitenler ama şık dursun diye duruyorlar ve durmaya devam edecekler yeni parfüm alana kadar. Daha sonra takılarım burada. Bunu çok seviyorum. Yani küçücük ama bir ton takı içerisinde sığdırabiliyorsunuz. Hatta tokalarım bile var içerisinde. Onları oradan almam lazım. Burada rujlarım var. Flormar'ın rujları, L'Oreal'in ruju var. Yine en sevdiğim Golden Rose'un ruju var. Bunu yine aldım. Bir türlü kullanamadım. İnşallah yeni ürünlerle makyajla video çekeceğim. Bu notu kullanırım. Veya aslında burada şu an çok var yeni aldım. Mesela bunu da aldım. Bir türlü kullanamadım. Ya da bunu kullanırım. Pasteli. Sonra şurada birkaç tane var. Farmasinin rujları var. Farmasinin rujlarını da gerçekten çok seviyorum. Şu 04, şu da 12 numara turuncu. Pastelin rujlarını çok çok seviyorum. Fazlasıyla var. Bu şekilde mat rujlarım var. Bunları daha çok kullandığım için buraya koydum. En çok kullandığım mat rujlar. Daha sonra burada dudak kalemlerim var. Kalem şeklinde bir ruj. Birlüsin. Bu da çok güzel. Bunun numarası da bu şekilde 110. Dudak kalemi olarak Flormar'ı çok seviyorum. Birkaç tane Flormar'ım var. Golden Rose'u da çok seviyorum. Dudak kalemlerim de bu şekilde. İlk şöyle. Ne kadar güzeller görüyor musunuz? Hepsi sıralı. Daha az kullandım rujlar. Mesela şuradakiler La Fera'nın rujları şöyle. Düşecek diye korkuyorum bir takımada. Çünkü ağırlık olunca düşüyor. La Fera'nın rujları var. Bu kısımda glosslarım var. Çok kullanmıyorum. Ama şu sıradaki glosslarımı kullanıyorum. Daha çok şurayı. Ve bu kısımda da normal rujlarım var. Likit şeklinde değil de bu şekilde normal rujlarım var. Burada Seda'nın şu kısımda lip balmları var. Benim de bu kısımda kaş ürünüm, kaş yağım. Şu şekilde kullandım. Daha tamamen başlayamadım. Ve yeni aldığım işte lip glosslarım falan filan lip balmlarım var. Burası bu şekilde. Burayı kapatıyoruz. Ardından bir alt sıraya geçiyoruz. Burada neler var derseniz burada pudralarım var. Hiçbirinin yerini alamayacak bir pudra göstereyim ben size.
Şöyle Maybelline'in pudrası. Bunu zaten sömürdüm. Hiçbiri ama onun yerini alamaz. Burada da yine aynı şekilde The Pink'in pudrası var. Daha sonra şu sırada allıklar var. Bu allıkları daha kullanamadım. Pastelin, yine pastelin. Sonra Essence'ın allığı var. Bunları kullanacağım en kısa zamanda. Şu kısımda yine allıklar var. Burada da iki tane likit ve krem şeklinde allık var. Kaş sabitleyicilerim, kaş pomadlarım var. Pomad kullanmayı daha çok seviyorum. Daha pratik oluyor. Biri L'Oreal'in, diğeri Flormal'ın. Bir de Biolis'in. Üçünden de memnunum. Bir de kaş farım var. Farmasinin Wet n Wild'in korektörleri. Bundan da iki tane var. Concealer'larım klasik olarak L'Oreal, Modern Concealer, Maybelline, işte Revolution. Özellikle de yine bu Maybelline'in Fit Me'si. Sonra Biolis. Biolis'leri çok seviyorum. Essence. Essence daha kullanmadım ki ama önceden kullanmıştım, yine çok seviyorum. Arkada çok kullanmadığım olanlar var. Burayı da kapatıyoruz. Ardından şu sırayla devam edeceğim. Yine de göstermeye çalışacağım. Şu şekilde en sevdiklerimden. Contour ve bronzerları buraya koydum. Bu Bloodsus'ta vardı ama bildiğim kadarıyla değil, hatta gerçekten kalktı. Ardından klasik Flormar'ın bronzeri, Flormar'ın highlighter'ı var. Başka yine burada Essence'ın var bronzeri. Burada da yine Biolis'in var. Üçlü olanları da bu şekilde köşeye koymuştum. Farmasinin ve Revolution'ın. Sonra highlighter olarak en sevdiğim Wet n Wild var bu kısımda. Ucuz, uygun fiyatlı olarak. Şunlar Biolis'in var. Daha sonra Cilli'in var. Burada bu şekilde highlighter'larım ve bronzer'larım var. Ardından alt kısma geçiyoruz. Alt kısımda şu son köşede kirpiklerim var. Özellikle de bir kirpik aldım, hala kullanamadım. O kadar güzel duruyor ki, bakar mısınız? Naşita'nın şu kirpiği. Yani bilmiyorum, el yapımı takma kirpik diyor. Ve gerçekten çok güzel durmuyor mu? Bunu özellikle de kullanmak için sabırsızlanıyorum. İçerisinde yapıştırıcısı varmış ama benim zaten kendimde kullandığım bir yapıştırıcı var şu şekilde. Duo'nun yapıştırıcısı. Bunu da buraya koyayım. Diğerleri zaten uygun fiyatlı olan Lash Dash'in kirpikleri. Ondan yana bir sıkıntı yok. Maskaralarım burada kaç ürünlerim ve göz kalemlerim, işte kahverengi ve siyah olarak. Hatta gözümün üzerine kahverengi bugün eyeliner çektiğim göz kalemim bir tane ve çok güzel bir göz kalemi. Onu da size göstereyim. Normalde kahverengi eyelinerlar pahalı oluyor biliyorsunuz. Göz kapağımdaki kahverengi eyeliner bu. Flormar'ın 105 numarası. Ben bunu 5 TL'ye falan almıştım. Çok güzel. Bir de bunu kahverengi farla sabitledim ben. Ya o kadar güzel oldu ki, şunun rengine bakar mısınız? O kadar güzel duruyor ki. Bu ikisini almıştım İstanbul'dayken. İndirimdeydi. Yani şu eyeliner en sevdiğim eyelinerin ilk üçüne giriyor. Birincisi bu. İkincisi zaten NYX'in Epic Eyeliner'ı. O kadar güzel sürülüyor ki, yani size anlatamam. Bu son günlerde sürdüğüm eyelinerlar siyah olarak sadece bu. Tavsiye ederim. Kesinlikle pahalı bir ürün evet ama gerçekten çok güzel. Maybelline'in bu serisini biliyorsunuzdur belki. Birkaç tane var bu şekilde. Bu elimdeki olan mat serisiymiş. Mat olan çok siyah değil, o yüzden sevmiyorum. Ben bunu yanlışlıkla aldım. Normal derisinden sandım da aldım. Bu mat serisini çok sevmiyorum ama diğer serisini gerçekten çok seviyorum. Farmasinin mesela güzel değil. Daha sonra şunu kullanamadım. Revolution Pro'nun beyaz eyeliner'ı. Bunu da çok sevmedim. Mesela Biolis'in kalem eyeliner'ı kullandım. Seviyorum. Bitti hatta. Onu attım. Daha doğrusu süresi bitti. Bunların süreleri çok az. Bunu sevemedim. Bu o kadar şey değil. Güzel değil. Genel olarak maskaralarımı seviyorum zaten. Onlar da buradalar. Daha sonra aşağıya iniyoruz. Şöyle NYX'in far paletlerini seviyorum. Bu şekilde elimde var. Yine aynı şekilde şöyle var. Sonra Revolution. Ay burası dökülüyor şöyle oynadıkça. Sinirleniyorum sonra ben de. Birazcık da şurası dökülsün. Heh, böyle eşitlensin. Yani bu şekilde genel olarak far paletlerim belli. Uygun fiyatlılar. Çok binde bir pahalı far paletlerim var. Far paletlerimin daha sonra devamına geliyoruz. Bu kısımda. Biraz daha uygun fiyatlı ve daha küçük far paletlerim var. Genelde buradakiler böyle daha kocaman, büyük paketli olanlar. Buradakiler daha böyle mini, küçük ürünlerden. Yeni başlayanlar için olabilir. Günlük kullanıma vesaire uygun. Ben bunu çok seviyorum. Ardından Farmasinin bu üçlüsü de çok güzel. Ve Bien. Neyse beni geçin. Yani renkleri gerçekten şöyle yakından ışık olmadan çekmeye çalışıyorum. Bunun renkleri de güzel, günlük kullanıma çok abartı sevmeyenlere ya da çok far sevmeyenler için ideal. Şunun içindekiler turuncumsu ya. Mesela bunun renkleriyle, ben yanlış hatırlamıyorsam eğer, evet. Mesela bunun renkleri birbirine neredeyse yakın. Hangisini alırdım derseniz kesinlikle Flormar alırdım. Çünkü bu aşırı toz tutuyor. Ben bunu zamanında 13 TL'ye falan aldım galiba. 15'e de almış olabilirim ya. Bilmiyorum, 16'ya da almış olabilirim ama 16 da olsa 20 de olsa çok uygun ve çok güzel. Allıkları falan mükemmel bence. Far renkleri de çok güzel. Wet n Wild'in artık böyle bir serisi yok yani. Var ama bu şekilde değil. Ama bu palette gerçekten çok güzel. Tekli farlarım var genel olarak. Biolis'in farları var. Bunları seviyorum tekli olarak. Daha sonra Kiko'nun farlarını da çok seviyorum. Bu zaten paramparça olmuş. Bu da çok güzel. Sonra şu altındaki de çok güzel. Ardından Flormar'ın farlarını da seviyorum. Burayı bu şekilde kapatıyoruz.
Benim aslında sorunlu olduğum bölge ojelerimdi. Çünkü çok dağınıktı. Yapamıyordum, edemiyordum. Ama şu anda mükemmel durumdalar. Ve açıyorum. Hazır mısınız? Ta-da-da-dan. Düşecekler. Belli. Düşmemeler için elimden geleni yapacağım. Şurada notun ojeleri var. Burada pastelin ojeleri var. Pastelin ojelerini de seviyorum. Burada da işte matlaştırıcı. Sonra bir ton şu şekilde cilalar var. İşte tırnak bakım ürünleri. French var burada yine. Yine tırnak bakım yağı var. Daha sonra oje inceltici var. Bozulmaya yakın ojelerim için vazelin var. Tırnak çevrem için çok sevdiğim bir şey değil vazelin normalde. Tırnaklarımı süslemek için ki üzerinden de belli oluyor. Kürdanlarım var. Geçenlerde markayla gelen bir şey var. Ama ayaklarımı ben yazın oje sürdüğüm için şu an kullanmayacağım ayak tırnaklarıma. Daha sonra fırça aldım geçenlerde Trendyol'dan. Bayağı güzel. Bunlarla en yakın zamanda bir şeyler yapacağız. Sonra bir ton törpüm var. Bunu da Watsons göndermişti. Bunu ben kendim almıştım. Başka bir şey yok galiba. İşte tırnak süslerim vesaire de burada var. Törpülerim var şu an kullandığım. Görüyor musunuz? Bir dünya ya. Ya bütün Flormar'ın Full Color serisi var resmen bende. Flormar bak senden daha çok var bende şu an. Daha sonra Flormar'ın normal şuradaki sıradan ojeleri var. Yani normal oje renkleri. Glitter'lı olanlar var. Mat normallerinin. Bunlar da BİM'de satılıyor kızlar. Bence bir bakın derim. Özellikle sen bunu hep söylüyorum. Aslında bunu da seviyorum. Yani şu rengini de seviyorum. Şunu da seviyorum. Sonra Flormar'ın normal ojeleri var. Şu kare şeklinde bende. Bu rengi de güzel sarı. Bunların hepsi de BİM'de ait. Bunlar da çok güzel. Şu. Sonra şöyle hepsi var. Sonra Seda geçenlerde Golden Rose'dan şöyle bir oje almış. 04 Color Nude diye. Golden Rose'un Nude Look serisinden. Bu da güzel. Burada bir şey kalmadı galiba. Burayı da şöyle kapatıyorum. Şimdi burayı bitirdim dedim ya ben size. Şimdi sıra burada. Şu alttan başlıyorum. Makyajdan devam edelim. Sonra normal ürünlere geçelim istedim. Biolus'in fondötenleri seviyorum. Zaten sevmediklerimi ve kullanmadıklarımı az önce attım. Fit Me'yi seviyorum. Revolution Pro'yu seviyorum. Sonra L'Oreal'in True Match'ini seviyorum. Ya bu gördüğünüz bütün fondötenleri gerçekten genel olarak çok seviyorum. Renkleri uymayanlar var. Bu konuda bir şey diyemem ama yapılarını falan seviyorum. Baz olarak da Essence'ı, Pharmacy'yi, Glow Cherry'yi, sonra Maybelline'in Face Studio Strobing'ini seviyorum. Daha sonra ayak, vücut. Vücudumu fırçalamaya tekrar başlayacağım. Hazır böyle düzeltmişken gördüm. Ondan sonra fırçaladıktan sonra selülit kremini uygulayacağım. Ağdalarım burada. Ayak törpülerim, topuk törpülerim burada. Eda Taşpınar'ın spreyini almıştım böyle vücut için. Bunu yazın bacaklarıma vesaire kullanabilirim. İnşallah. Burada da epilasyon cihazım var. Altta da işte ayak maskelerim vesaire var. Burası bu şekilde kapatıyoruz. Burayı kapatamamışız. Saç bakım ürünlerim. Burası yine dağılmış çünkü içine sığmıyordu. Saç bakım ürünlerim genel olarak burada var. Yağlarım bu şekilde. Jöle ıslak görüntü versin diye. Seda'nın saçımı uyguladığım bebek pudram var. Ve Seda'nın kaş için saç boyası var. Hobiyi seviyorum. Yumuşaklık veriyor. Güzel kokuyor. L'Oreal Essence'ı zaten sürekli alıyorum. Ve çok seviyorum mucizevi yağını. Sonra Dream Long'u çok seviyorum. Şunu soranlar vardı. Hazır bunu da söyleyeyim. Bu saçımı aşırı kepeklendirir. Yani dökmeyi belki durdurabilir ama. Zaten saçım buradaki sudan dolayı kepekleniyor. Aşırı kepekleniyor hem de. Çünkü kireçli bir su buradaki su. Bizim evdeki su belki de öyle bilmiyorum ama. Bunu da kullandım. Saçım duştan çıkmama rağmen 1 saat içerisinde kepeklenince ben bunu bıraktım. Burayı da kapatıyoruz ve sıra cilt bakımda. Bunu da aldığımı hatırlamıyordum. Göz kremiymiş. Bunu da en kısa zamanda kullanacağım. Sürekli kullandığım ve aldığım su bazlı nemlendirici Simple'ın ve güneş koruyucu nemlendiricisi. İkisine de bayılıyorum. Bundan tekrar almam lazım. Hatta sonra Jaya'nın gündüz kremi seviyorum. Çok seviyorum. Jaya'nın gece kremi lekeler için gerçekten çok güzel kullanır. Başka hiçbir şey demiyorum ama bakın bunları kullanırken özellikle cilt ürünleri kullanırken güneş kremi gerçekten kullanın. En sevdiğim yine Jaya'nın tonikleri. İkisini de çok seviyorum. Bundan zaten yedekte vardı. Gördüğünüz bundan yok. Bundan da en kısa zamanda alacağım. Bu kuru ciltler için olanı ama çok güzel nemlendiriyor. Çok güzel bir ışıltı veriyor. Bundan gerçekten tekrar almam lazım. Benim bütün koleksiyonum bu şekilde. Şöyle bir şey düşündüm. Buradaki bütün ürünlerimi gösterdim. Bir de dolaptaki cilt bakım ürünlerimi göstereyim mi aslında? Keşke şu an size sorabilsem ya. Böyle çok saçmalıyorum. Acaba göstersem mi? Makyaj koleksiyonu diyorum. Düzelttim diyorum. Şimdi cilt bakımları da gösterdim diyorum. Ama oraya göstersem mi göstermesem mi bilmiyorum. Hadi gelin gidelim göstererek be. Ne olacak? Onlar dolapta. Benim aslında zaten cilt bakım ürünlerim burada değil. Ben dolapta tutuyorum. Onları da göstereyim. Bu sırada var. Şu hariç. Bir de bunun dışında buradakiler var. Buradan göstereyim ben size hızlıca. Gül suyu. İçerideki bittikten sonraki o çok az kaldı. Ondan sonra bunu kullanacağım. Göz maskelerim var burada. Hindistan ceviz yağım burada var. Sonra bu dezenfektan spreyi. Dermarollerimin dezenfektan spreyi bu şekilde burada var. Ayrıca Garnier'in aloe vera jeli. Burada Herbaderm'in ürünleri burada. Bunları seviyorum hatta. Aşırı seviyorum. Asıl cilt bakımında hiçbir şey kullanmasam bile serum kullanmaya çalışıyorum. Mesela bu salisilik asit sivilcelerime vesaire bunu kullanıyorum. Şimdi leke karşıtı. Bunu da çok seviyorum.
Bunun dışında bir de şu şekilde C vitamini var. Bunu şu sıralar kullanmıyorum. Daha çok sivilce ve leke için olanı kullanıyorum. Özellikle de bu sıralar şunu kullanıyorum. Şu ikisini. Gerçekten çok çok güzeller. Bu özelliği bu peeling diye geçiyor ama komple soymuyor. Öyle bir görüntü ortaya çıkmıyor. Ciltteki lekelere vesaireye, sivilcelere biraz daha iyi geliyor. Şu özellikle gözenek ve sivilcelere çok çok iyi geliyor. Bu sıra şu iki ürünü çok çok fazla seviyorum. Hatta şu Herbaderm'den bir tık daha fazla seviyorum diyebilirim. Bence cilt bakımında şu sıralar kremleri vesaire daha çok kullanmaktansa bu şekilde serumlar kullanmaya çalışıyorum. Ve her gün aynı kullanmıyorum. Dediğim gibi bir gün farklı, bir gün farklı, bir gün farklı, bir gün farklı kullanıyorum. Ve o gün makyaj yapmışsam sivilceye yönelik ve gözeneklere yönelik kullanıyorum. Mesela bunun gibi. Ya da makyaj yapmamışsam cildimdeki lekeler için bir şey yapacaksam ya bunun leke kremini kullanıyorum. Herbaderm ya da C vitamini kullanıyorum. Ya da 3-4 günde bir özellikle hepsini geçin. 3-4 günde bir şu şekilde arkadaki peelingi kullanmaya çalışıyorum. Ardından burada oksijen su var. Bu oksijen suyunu derm roller için saklıyorum. Temizlemek için derm rollerlarımız var. Daha ikisi benim, biri Seda'nın. Daha sonra burada sürü ile kağıt maske var. Buradaki ürünleri toplayayım, ondan sonra içeri gidelim. Orada kapatayım videoyu. Burada kapatmayayım. Işığı falan şu an kapattım. Çünkü videoyu kapatacağım ya, ondan dolayı çok şey yapmadım. Benim makyaj koleksiyonu düzenleme ve makyaj koleksiyon videom bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Ayrıca buraya kadar izleyenlere çok çok teşekkür ederim. Benimle olan bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bu arada büyük ihtimalle bu videodan sonra Instagram'da bir çekiliş başlatmış olacağım. Ama nasıl başlatacağıma dair hiçbir fikrim yok kızlar. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Her neyse. Yani çekiliş başlatırsam katılırsınız. Mutlu olurum. Benimle olan bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.